Sayın Karagöz, Direkler Arası Sohbet programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu güzel Ramazan günleri nasıl geçiyor? Bizimle paylaşır mısınız? Çok zor geçiyor, çok. Hayırdır Sayın Karagöz, ne oldu? Süre çok uzun, çok yoruyor yahu. Ne süresi efendim? Oruç süresi çok uzun yahu. Olur mu efendim? Sabahtan akşama ruhumuzu terbiye ediyoruz işte. Nasıl yahu? Her Ramazan olduğu gibi efendim, sabahtan akşama su, yemek ve dünyevi zevklerden kendimizi uzak tutuyoruz. Yapma yahu. Siz nasıl yapıyorsunuz? Vallahi ben 12 gündür açım, hiçbir şey ağzıma bir lokma koymadım. Olur mu efendim? Hiç öyle oruç tutulur mu? Bana öyle bir bilgi gelmedi. Aç kaldım yahu. İlahi Karagöz, neyse belli ki biz sizinle Ramazan sohbetleri yapamayacağız. En iyisi bayramlardan bahsedelim. Bayram akşamları ne yaparsınız? Aa, en sevdiğim bayram günleridir efendim. Bayram akşamları oturur bir güzel rakı içerim. Olur mu efendim? Neyse ikinci gün ne yapıyorsunuz peki? Oturuyorum yine rakı içiyorum. Niye devamlı rakı içiyorsunuz bayram bayram? Evde başka bir şey yok. Para da yok. Ben de rakı içiyorum. Sayın Karagöz, rakı da ucuz değil ki, parayı nereden bulup alıyorsunuz peki? Kendim yapıyorum ya rakıyı. Oo, şahane olur. Göbek rakısı mı bu? Evet, üç göbek. Nasıl? Üç göbek efendi. Biz dedem, dayım, ben üç göbektir içiyoruz. Harika oluyor. Vallahi beni de kendinize benzettiniz. Sultan Orhan'ın kulağına giderse yanarsınız vallahi. Aman ama yerin kulağı vardır zaten, bu aralar fena fena rüyalar görüyorum efendim. Adamın teki efendim arkadan böyle bir ışık geliyor. Bir ışık sormayın, teneni beyaz bir perdeye yapıştırıyor beni. Elinde bir çubuk, ittiriyor da arkadan ittiriyor. Hayır, o çubuğu yakalasam ben ne yapacağımı biliyorum ama bir türlü yakalayamıyorum efendim. Bir yandan da hacivat denen o münasebetsiz oradan bana bir şeyler söylüyor. Ona laf yetiştirmeye çalışırken sabahları kanter içinde uyanıyorum. Hayırlara vesile olsun efendim. Şimdi sırada çağrışım köşemiz var. Benim söylediğim kelimelere karşılık aklınıza ilk geleni söyleyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Tabakhane. Yetiştiriyorsun. Aman efendim yapmayın. Yahu öyle denir, sen bilmiyor musun? Bilmiyorsun tebekkel. Dur ben sana anlatayım. Efendim zamanında böyle bu deri kıyafetlerimiz efendim tabakhanelerde yapılırdı. Ham deri böyle tabakhaneye gittiği zaman üzeri tüylü olur. Onlar nasıl o tüyleri alınacak? Hemen sokakta böyle insanlar para da kazanıyorlardı bu sayede. Nerede taze yapılmış, ama taze yapılması çok önemli. Attır, köpek gördüler mi hemen toplayıp koştururlardı tabakhaneye. Biz de arkalarından bağırırdık. Tabakhaneye yetiştiriyorsun diye. Teşekkürler, teşekkürler. Neyse biz daha masum bir kelimeyle devam edelim bence. Sıradaki kelimemiz seksek. Tek tek. Tek tek nedir efendim? Umarım yayınımızı zora sokacak bir şey değildir bu. Yok yok efendim. Akşam misal işten çıktınız diyelim. Evinize doğru gidiyorsunuz. Heyecanınız şöyle bir tek atmak istedi. Hanımın dırdırını da çekmeyin diyorsunuz. Hemen doğru tek tekçiye gidersiniz efendim. Sırtlarında güğüm taşırlar. Ama zabıtaya yakalanmamak için bir taraflarında şerbet, bir taraflarında rakı olur o güğümlerin. Siz şöyle elinizle işaret yaparsınız. O rakıyı küçücük bardağına doldurur. Bir tek atıverirsiniz. Şöyle yumruğunuzla da ağzınızı sildiğiniz mi? O da yumruk mezesi olur. Ah Karagözüm, kanalı kapattıracaksınız. Ama ülke zengin canım, bir kanal daha açarsınız. Neyse efendim, başımızı belaya sokmadan programı kapatalım da son olarak Hacivat ve Karagöz'ün şu hiç değişmeyen el hareketlerinin anlamı nedir bize söyler misiniz? Aa, burası yeri şimdi değil el hareketlerini gösterirdim ama Hacivat şimdi bizim çok şeydir böyle, her şeye ağlar üzülür. Bizim Sultan Orhan böyle bizim ölüm fermanını imzaladığı zaman bu çok üzüldü yine. Hemen taş ustası ya, yumruklarını üst üste koydu. Taş üstünde kalmasın dedi. Ondan geliyor. Ya siz Sayın Karagöz? Aman bana bakmayın ya, ben aman sen de. Hacivat sona erdi. Hacivat'ı bulamadık. O yüzden bir dış ses abim vardı. Abi sen de gel, seni de görsünler. Gelen bana var. Evet, programı kapatalım. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Hadi bakalım.